Arkadaşlar merhaba. Bugün Bursa'dayız. Ekibe bir kişi daha eklendi. Merhaba. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. 40 gün stajına zor dayandım. İşte müzikle üniversiteyle tanıştım. 2008-2009 gitarla da. Ben arkadaşımız var. Ben de yeni. Oh seviyorum. Evet. Birazdan kayıt, şu an kayıtlarını alacağız. Hop. Müziğe dair gerçekten yüreklerinde bir şey hissediyorlarsa bunu bırakmasınlar yani. Şimdi Esra bizi nereye götüreceksin Esra? Nereye götüreceğim? Yeşilliği. Bugün de yeni bir müzisyen arkadaşımızla tanışacağız birazdan. Onunla da sizi tanıştırırım. Sınav zamanı yok. Evet abi. Öyle bir problemimiz var çünkü. Tamam. Dostlar merhaba. Bugün Bursa'dayız. Yaz gelmiş artık. Hava çok sıcak. Açılış yapalım dedik. Bugün de yeni bir müzisyen arkadaşımızla tanışacağız birazdan. Onunla da sizi tanıştırırım. Sonra da onlar mekanları onlar belirledi. Birkaç şarkı çekeceğiz. Haydi. Hop. Nasıl tutayım? Götürecekleri yerleri de biraz tanıtmaya çalışırım. Bursa da kalabalıklaşmış. Her yer İstanbul olmuş arkadaş. Bir de evet. Hava çok sıcak artık, yaz geldi. Hissediyoruz yani. Bayağı bir sıcak. Merhaba, arkadaşımla buluştum. Merhaba Esra, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sağ ol. Bir de kardeşi merhaba. Gelmiş. İsmin neydi? Ebru. Ebru. Bir de Ebru'muz var bizim. Oğuzhan her zaman zaten yanımda. Baksana. Şimdi Esra bizi nereye götüreceksin Esra? Nereye götüreceğim? Yeşilliği. Daha karar vermemiş arkadaşlar. Evet. Ona demiştim ki karar ver. Tamam. Şu an karar vereyim. Halledeceğiz, tamam. Şu an Esra prova yapıyor. Nar gibi güzelliğin gizli mi? Oğuzhan Esra'nın kardeşi ben. Vereceklerin fırsatları. Birazdan kayıt, şu an kayıtlarını alacağız. İnanmadı. Sonra çekim yapacağımız yere gideceğiz. Sustun sustun. Burası da güzelmiş. Şu tarafta sonra sahnesi var. Sahne yapıyorlarmış. Burada. Böyle yukarı katlar falan da var. Güzel. Klasik Leman duvarları zaten. Güzel. Buradan alacağız sesini. Tamam. Kayıtlarımız bitti. Esra ağzına sağlık. İlk kaydımızı yaptık. Bence çok güzel geçti. Şimdi mekana gidiyoruz. Bakalım açık ortamda çekim yapacağız. Güzel Bursa'mızı göstereceğiz size. Dostlar, ekibe bir kişi daha eklendi. Esra'nın grup arkadaşı. Merhaba, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, merhaba. Şu an bizi, şimdi çekim yapacağımız yere gidiyoruz ama çok sıcak. Çok ses var. İstanbul'dan geldik, Bursa rahattır diye ama burası da berbat. Ekip arkadaşları da arkada. Oğuzhan ne diyorsun lan? Yanıyorum. Yandık, yemin ediyorum var ya, piştik. Haftaya Fethiye'deyiz. Bu akşam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki, buyur. Bu akşam dondurma yemezsek birilerinin canı yıkılır. Evet, dondurma yiyeceğiz ve Bursa'daki en özel yeri bulmaya çalışacağız. Bakalım bu akşam bulabilecek miyiz dondurmayı? Evet. Gel, senin adın ne? Haydi, esas. Gel. Esas çok yiyeceğim. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çok sağ olun. YouTube kanalımız var, yani arkadaşımız var. Ben de yeni... Oh, seviyorum. Yine açtım. Evet, edebilir. Esra Ilgar ben. Sizinle bir resim çekeyim. Evet, çekelim. Net. Kültür Park'a geldik. Kültür Park arkadaşlarımız. Emre. Esra. Esra hep beraber şimdi bir parça söyleyeceğiz. Parçanın adını bilmediğim için bir parça diyorum. Her zaman. Bunu daha çıkamadık, bugün aradığımız yok. Özlemi de çekeceğiz. Bugün bize Emre kardeşim yardım etti. Esra tanıştırdı bizi. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bugün sadece beraber gitar taşıdık. Buraya geldik, bir prova yaptık. Müzik sonra yaptık. Sonra bir şeyler çalmaya başladık. Abi Emre ne yapıyor? Okuyor mu? Okulu bitirdi mi? Okulu bitireli bayağı oldu. Müzik
anlamında resmi bir tahsilim yok. Kendimiz bir şeyler yapmaya çalıştık. Muhasebe. Tamam, tam bizim şey. Muhasebe şimdi... okudum, stajına zor dayandım. Öyle söylüyorsun. Yani 40 gün stajına zor dayandım muhasebeyi. Ondan sonra işte müzikle üniversitede tanıştık. 2008-2009 gitarla daha önce bir aşırı neşirliğim vardı ama yani profesyonel sahne olarak ne kadar profesyonel olur tartışılır. Sahne olarak 2008-2009'du o zamanlardan beri. Çanakkale'deydim o zaman üniversitede. Çanakkale'de dönüştüde... de barlar sokağında çaldın o zaman. Tabii. Oralarda bir şeyler yaptık. Tamam, o zamanlar, gençlik dönemleri. Güzel. Sonra bu tarafa döndük. Burada işte birkaç yerde sahne yaptık. Biraz böyle hani sert normlar taşıyan bir ekipte 4-5 yıllık bir vokallik tecrübem var. Onunla da pop şarkıları coverlayıp biraz daha böyle distortion'dan elektro gitarlar koyup bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Daha çok cover grubuydu. Onunla ayrıldıktan sonra solo çalışmalara devam ediyoruz. Bir okulda çalışıyorum. Eğitmenlik yapıyorum. Küçük minik öğrencilerim var. Süper. Onlarla vakit geçiriyoruz daha çok. Küçük minik öğrenci demişken mesela sınav dönemi gelmiyor değil mi sınıfa kimse? Bir sınav dönemi var mı? Küçük derken çok küçükler mi? Ortaokul falan? Yani ortaokul, lise ve ilkokul seviyesinde öğrencilerimiz var. Okulun bünyesinde geliştirilen bir branş dersi bu aslında. Yani matematik, fizik gibi düşün. O şekilde de müzik yetenek branşı var. Çocukların girmek zorundalığı olan bir ders bu. Şimdi bir noktaya parmak basmak istiyorum da o yüzden. Abi böyle hani ders veriyoruz, çocuk çok güzel gidiyor, klasik müzik çalıyor ya da işte pop müzik çalıyor, bir şeyler çalıyor. Sınav zamanı yok. Evet. Adam. Öyle bir problemimiz var çünkü. Ama aynı çocuk dizi izliyor abi. Dizileri soruyorum, takip ediyor. Benim bu YouTube'daki amacım biliyor musun? O çocuklara abi devam edin. Yani hem okuyun. Bak muhasebe okumuş. Müzik. Yani bu arada muhasebe işini yapsan da bu müziği devam ettirebiliyorsun. Tabii ki bunun hiçbir engel yok ama. Bu hiçbir zaman eksi değil. Evet. Zamanımızı artık atan bir şey. Aynen, esas öyle. Benim böyle röportaj yaptığım insanlarda yani hiç müzikle uğraşmayanlar varmış. 3 ay enstrüman çalmış. Sonra bırakmış. Onunla, yok devam ediyor. 3 yani aydan beri başlamış. Mesela 65 yaşında biriyle tanıştık onunla. O da aynı böyle noktaya parmak basmak istiyor. Esas parmak basmak istediğim nokta o. Anladım. O yüzden böyle. Bir de eğitmenim deyince durdum yani. Çok hoşuma gitti bu arada. Bir şeyler yapmaya kaç çalışıyoruz. Kaç senedir ders veriyorsun? Efendim? Kaç senedir veriyorsun? Benim özel ders, ya okul bünyesinde farklı. Daha birinci senem. Ama yani daha önce daha bir yani var. Özel ders, hani birebir ders olaylarımız olmuştu. Üniversite döneminde, sonraki süreçte, takip eden süreçte. Dediğin şey çok doğru. Ama bunun çeşitli parametreleri var. Yani bu sınav döneminde çalışmamaları demek. Hani sınavlara çok fazla yükleniyorlar ama biraz da hani böyle enstrüman dediğin olay sabır sebatla gerektiren bir olay. Hani insanlar hani zoru gördükleri zaman sıkıntı, hani ben bunu bırakıyorum falan gibi ona çok fazla yöneliyorlar. Parmağım acıdı diyor, bırakıyor yani. O açıdan, evet o da var. 8 yaşında çocuğa nasıl anlatacaksın parmağın acımaz falan diye. Ama ilgili ya bu nasıl söyleyeyim, içten gelen bir ilgiyle de alakalı tabii. Evet. Yani şimdi öğrencilerin bir kısmı gerçekten çok ilgililer. Hani işte başka bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Yanlış da olsa, hani olmayacak bir şey bile olsa, hani bunu doğru mu yaptığımı acaba sorguluyorlar. Ama doğruyu o şekilde bulacaklar zaten. Evet. Ya bu çocukların içinden gelen bir durum. Aslında çocuklarla da sınırlamamak lazım. Genel olarak insanların içinden gelen bir durum. Aynen. Bir heves yani, ondan sonra o hevesin devamı da gelmeli, mutlaka gelmeli. Peki yani. Emre'nin bir hedefi var mı? Müzikle ilgili bir hayali şeyleri var mı? Ya benim bir iki yıldır böyle kafamda oluşturmaya çalıştığım bir alternatif band tarzı bir durum var. Onu toparlamaya çalışıyorum. Bu okul olayları biraz daha böyle... Şu an yoğun bir süreçteyiz. Biraz daha sakinleyince öyle bir grup, hatta Esra da katılacak bize. Evet, öyle bir düşüncemiz var. Bakalım onu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Birkaç arkadaşımla, okulda beraber çalıştığım arkadaşımla da bağlantıdayız bu konuda. Bu arada arkadaşlar hani misafir oldu dedim de ben geldim misafir oldu. Evet, onlar o bizim zaten misafirimiz. Grup ya, onlar. Misafirimiz. Aynen ters söyledim. güzel bir ekipsiniz abi. Gönderdi bana Esra birkaç video da. Güzeldi yani. Eyvallah. Devamı gelsin. Bekliyoruz o projeleri, bekliyoruz. Mutlaka haberdar olursunuz. Ama önce yani bizim tam böyle bizim kafamıza yatması lazım ki hani biz de keyif alabilelim. Dinlemeye gelmek lütfunda bulunanlar da bir şey yapsınlar. İlgileri daha üst düzeyde olsun. Daha böyle yenilir yutulur bir şey olsun. İnsanların kafası şişmesin gibi bir düşünce var. Hani sakin böyle. Öyle bir projemiz var, bakacağız. Ama ya yani olmaması için hiçbir engelimiz yok şu anda önümüzde. Dostlar görüşürüz. Görüşmek üzere. Şimdi Esra ile biz Instagram'da tanıştık. İlk defa görüyoruz kendisini.
Ama bana kardeşim dedi biraz önce. Kardeşim. Yani bu kadar da samimi olabiliyoruz. Tabii ki bu müziğin gücü. Burada da bu kanalda da müzik konuşulacak yani. Oturup burada kitap konuşmayacağız. Konuşuruz da. O da Ebru'yaydı. Evet, edebiyatçı kardeşimiz. Onunla da bir dahaki gelişimizde bir şeyler yapacağız, projemiz var. Şimdi Esra'ya soruyorum. Ay, neden müzik Esra? Bunun... Deli misin sen? Tabii ki hayır. Bu bir lütuf Yasir. 3 yaşında şarkı söylemeye başlayan biri olarak... 3 mü? Bak 9'unu duydum, 7'yi de duydum. Gerçekten 3. 3 ne ya? 3. Annem evde rahat rahat hareket edebilmek adına beni televizyonun başına oturturmuş. Bir gün yine aynı şekilde beni televizyonun başına oturtuyor. Kral TV'nin popüler olduğu dönemler sene 97. Ben 3 yaşındayım. Annem diyor bir araba içeriden bir ses geliyor. Garip, değişik. Hani bir şey söylüyorsun ama ne söylediğini anlamıyorum. Ben konuşamıyorum İçeri zaten. Bir giriyor, televizyona tutunmuşum bu şekilde. İbrahim Erkal canısı patlıyor. Oo, o dönem. Süper başlamış. Canıcı diye 3 yaşında bacak kadar bir çocuk şarkı söylüyor. Yani Rabbimin lütfu ne diyebilirim ki? Esra şarkı söyledim. Şimdi Esra şarkı söylemeye başlıyor. 3 yaşında keşfettik. Akabinde Seda Sayan, Ah Geceler falan. Abi biz niye o zaman bunu çaldık ya? Bülent Ortaçgil çaldık. Tabii büyüdükçe tarzımız değişti. Şimdi senin tarzın ne? Var mı bir tarz? Yani gönlümden geçen rock müzik. Jazz esintileri, blues falan. Ama çok da yerbest söylüyorum yani. Oluyor. Her şey oluyor. Hepsini söylemekten ayrı ayrı keyif alıyorum ama hani en çok gönlümden geçen rock müzik. Evrensel müzik. Sizin sende o zaman. Yani kısmen, evet. Evet. Peki, var mı senin söylemek istediğin gençlere müzikle ilgili herhangi bir şey? Şunu yani, yapın, bunu yapın, şöyle yapın ya da başka bir şey. Müziğe dair gerçekten yüreklerinde bir şey hissediyorlarsa bunu bırakmasınlar abi. Yani o hissiyat gerçekten fark edildiğinde bunu artık bir hobi diyemiyorsun. Çünkü yapmam lazım, bir şeyler yapmam lazım. İnsanlara sesimi duyurmam lazım artık. Vakit geçiyor. Görüyorsun yani YouTube'uydu, Instagram'ıydı, her yer coşup gidiyor. İnsanlar bir şekilde kendilerini duyuruyor ve bu artık o kadar zor değil. Müzik aşkına dair küçücük de bir şey hissediyorsa insan şurasında onu duyurmalı ya. Peşinden gitmeliler. Hobi olarak yapıyorsundur. O ayrı ama gönlünü verdiysen o işe peşinden gitmemen mümkün değil. Bakın buyurun. Şimdi bu konuşuyor ya, herkes bunu müzisyen sanıyor değil mi? Esra. Aşk olsun. Müzisyen misin sen? Yani tabii ki yani, olmak isterdim. Yapıyor. Fakat performans esas sanatçısı işi başka, diyelim. Aslında bu daha güzel. Yani esas işi başka bir iş yapıyor. Başka bir iş yapıyor ama müzisyenlik de yapıyor. Evet. Bence ben müzisyen olarak tanıyorum seni. Şu an desen ki ben senin iş yerinde bile görsem hadi çık kızarım. Yok. Kendimi kesinlikle dört duvar arasına ait hissetmiyorum. Öyle bir aidiyet olmuyor. Mümkün değil. Saat 6 olsun çıkıp gideyim ne yapabilirim? İşte stüdyoya gidelim, müzik yapalım. İşte bugün hangi şarkıyı seslendirsem, hangisine çalışsam. Yatıyorum, müzik, kalkıyorum, müzik yani. O zaman bir hedefim var. Müzisyen. Diyebilirim kendime ya aslında. Müzisyen olacağım. Müzisyen olmam lazım, evet. Müzisyen olmam lazım, müzik yapmam lazım. Ben bu ara psikologları çok dinliyorum. Mesela böyle oturanlar iletişime kapalı diyorlar. Psikolog arkadaşlar, bu kız iletişime hayır, kapalı olamaz. Hayır ama bak bacaklarım o tarafa dönük. Mesela hayır, bu da ilgi duyduğum anlamına geliyor. Hadi, kafamızı çok karıştırıyorsunuz. Onu demeye çalışacağım zaten. Kafamızı karıştırıyorsunuz abi. Şimdi böyle oturuyorsun ama benimle iletişim kuruyorsun sabahtan beri mesela. Evet yani... Açıksın da. Şimdi buna bir cevap verin falan. Böyle güzel. Müzik. Vallahi hedeflerini her öğrendik. Zaman. İstanbul'a da geleceksin herhalde. İstanbul'a geliyorum. Ebru, seni de bekliyoruz. Seninle de bir daha gelişimizde muhabbet ederiz. Oğuzhan'ım sana da teşekkür ederiz. Günü de bitirelim mi? Böyle vlog bitsin. Zaten bayağı video oldu herhalde. Bitiyor muyuz? Dostlar, Bursa gezimiz bitti. Aslında Bursa'yı gezmek istiyorduk ama bu geldiğimizde aracımız olmadığı için yürüyerek gezdik ya her yeri. Bir de çok yakındı. Neredeyse. Yürüyerek geldik her yere. Bir dahaki sefere daha böyle Bursa'yı biraz daha tanıtan, en azından manzarasını gösteren yerlerde çekim yapacağız. Esra ile devam eder umuduyla. Güzel muhabbet oldu çünkü. Evet. Ben çok teşekkür çok ederim. Eminim. Ben de teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sağ sol köşe bilmiyorum nereden, yukarıdan mı? Yukarıda koyarsın olsan öğren onları. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.